Geri gel, geri gel. Geri gel. İlk bu. Şu ne hocam? Şu. O el. Cenk'in eli. Bak. Cenk'in eli bu. Evet. Eren'in kolu de şu. burada. Evet. O da şu enseye gelmiş. Evet. Cenk'in eli kolda. Yavaş yavaş devam et. Yavaş yavaş devam et. Boyunda. Yavaş yavaş devam et. Sonra Cenk'in kolumunda Eren evet. böyle bir şeyler yapıyor. Hakem ilkine vermiş. İlkine vermiş. Birinci Cenk faul yapıyor, çekiyor. İkinci Trabzonlu oyuncu yapıyor. O birinciye veriyor. İkisi de ikişer kere faul yapmışlar evet, hocam. Evet yapmışlar. İki iki beraberlik var evet, faullerde de. Abi. O ilkine vermiş o e, karşılaşmanın hakimi. Dolayısıyla evet. ilk e, ihlal hangisi ise oradan Cenk'ten Yalnız e, şunu söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bak birkaç başlığı dikkat ediyorum Cenk'e. Cenk seyirci hakemin üstüne yolluyor. Cenk seyirci hakemin üstüne yolluyor. Hakemler uyanık olun. Bu tip futbolcu tehlikelidir. Çağırın konuşun. Çağırın konuşun. Uyarmak konuşun. lazım değil mi? Tabii. Çağırın. Bak yanlış yapıyorsun. Erkol hareketleri. Beni seyircinin üzerine atma. iyi olmaz da yolla. Söyle ki İkinci de bir şey yapma hakkın olsun. Çünkü bunu bizim hakemler anlayamıyorlar. Çünkü profesyonel bunlar. Topçular cin gibi. Çoğunu bildiğim için bu tarz olayları çağıracaksın. Bütün sütada göstereceksin. Bak elinden kolundan seyirciye beni şikayet etme. İyi bir şey değil yaptığın diyeceksin. Yollayacaksın. Ondan Anladım. sonrası onay. Ondan sonrası onay. Bu cenk başkası. çıksın şey. diyorsun yani. Tabii. Hakemden çıksın Tabii. orada iş. Onu göstereceksin. Anladım. Benim hakemim, hocam bizim hakemlere dersi böyle kural bilmem neyle filan veremezsin arkadaş ya. Benim hakemlere dersini böyle vereceksin. Yani kuralları zaten hepsini Bakın, bilmesi lazım. Bu tarz yardım. oyuncuya böyle yapacaksınız. Bunları... Bu pozisyonda böyle duracaksınız filan diye. Hakemlere başka tarafı gösterecek. Anladım tamamdır. İşin Devam. Şimdi başka tarafını arka bahçeyi gösterecek. Büyük resmi. Evet. Öyle hakem bulsam. Beşiktaş'ın son bölümde baskısını arttırdığı anlardı bunlar. Önce Cenk kaçırdı. Ardından Vegors'un şutu geldi. Bir hamle geç kalmış bir saniye. Belki bir saniye bile değil. Pozisyon bu. Var mı başka? Ortayı yapan ilk Rozier değil mi? Evet. Ve ve Uğurcan. Yok, zor buradan. Yani devam ediyoruz iyi o iyi halde. Veriyoruz. Burada Bardi ile Rozier biraz birbirlerine <tık> girdiler hocam. Evet. <gülüyor> Hop. Gürekor'a <laughs> hepsi var. İkisi de birer sarı kart gördü. Tamam güzel doğru. Hiç. Kaşınanları kaşıyacaksın abi. Bu ikisi kaşınmışlar. <laughs> ya çok enteresan. Ya şey Orada yapayım. bayağı bir serbest bir şey var değil mi? Ee, yağlı güreş, He, ensan şey var. var. Sarı kart da güzel. Çat çat tamam. Burada uygulama doğru. İki oyuncuda birer sarı kart gördü. Bunu, Bunu da hak ettiler değil mi ikisi de? hiç. Çat çat çakacaksın. Hatta ayırmaya gidiyorsun dikkatli olacaksın orada. Seni iterler düşersin karizma gider. Girme. Topçuların arasına girme. Karizman gider. Biri bir çakar yanarsın. İki sarı kartta doğru dedik. Var mı başka pozisyonumuz? Bu mu son mu? Yoksa bir tane daha geliyor. Evet. Her doğru kırmızı kart var. Evet. Bundan buna benzer bir iki pozisyon daha bu sezon oldu. Yani burada aslında hakem görüyor. Belki direkt kendisine verebilirdi. Yani çünkü pozisyonun içinde hakem görüyor pozisyonu. Burada hakemin kırmızıyı kullanmaması cesaret noksanlığı. Hı. Hmm. belaya girer mi? Neyse bu şeyle girsin. Net kırmızı ya. Sağlaması ya var bu, nasıl olsa bunu, bunu oraya çok bırakayım Bunu göster kardeşim. Diyor. Bunu vara bırakıyorsan hakemliğine şüpheyle bakarım. Bak bunu vara bırakıyorsan. Gözün önünde oluyor ya. Gelir misin şeye? Bırak abi şey var görüntüsünü bırak. Gel abi. Gelecek şimdi. Hemen geliyor. Ben sana dur deyince dur. Dur. Hocam bu arada sen dedin yani hani... E, gel, gel. Doğru gördü diye. Bayağı da savunmada oyuncu arkadaşı varmış. Yani yapmaya da bilirmiş sanki. Evet evet ben ona bir bakayım dedim şeyden hani pilottan doğru mu yaptı diye hayır yaptığı yanlış. Bayağı adam var Bayağı, adam var. Dört ben kişi yerleşik yani. Pilottan bakacağım dedim. Evet. Çünkü tam aşağı iniyorduk. Yap bakayım hareketi. Bak. Şimdi yapacak. Kale, hakemin tam önünde. Abi görüyor. Görüyor. Cesaret yok abi. Bunlar nasıl hakem abi. Bunu vara bırakma abi. Hani göremedim bu tamam da bunu vara bırakma. Bu da vara bırakmaması. Ben Trabzon'lu oyuncuyu atarsam başım Hakemlik belaya girerdi. Hakemlik olarak artı hanesine yazardı evet, bunu evet. yapsaydı. E, o sağlamı seçti. Korkaklar, korkaklar. Büyüklerden korkuyorlar. Zaten Trabzon, Perel, Yusuf Yazıcı da yaptığı hatayı biliyor çıkarken. Tabii. Beşiktaş tribünlerinden özür diledi tabii böyle yaparak. Yusuf yaptığını biliyor lan. Tamam dedi. Pardon dedi. Yürüyorum. Hata yaptım dedi. Tamam dedi. Özrünü diledi ve çıktı. Ama tabi ama tabii Yusuf bunu nasıl yapıyor o da enteresan. Yusuf bu değil. Değil, değil tabii buna. Yusuf nereden geldi? Nasıl geldi? Yusuf gelirken, gelmeden neler yaptı? Yusuf şu anda hazır Hı. mı? Bilmiyorum tabii. Yusuf bu değil. Tabii tabii. Bundan Yusuf çok da daha fazla Trabzon var. çok Trabzon çok şey bekliyor. Hani Hamsik yoksa Yusuf var diyeceksin. Hamsik yoksa Yusuf var diyeceksin ama bu Yusuf değil. Evet. Bunu yapıyorsan hazır değilsin. Bunu yapıyorsan gücün yok. Bunu yapıyorsan beynin hazır değil. Yani ee, daha yeni girmişsin oyuna. Tabii yani, tabii sonradan girdi oyuna. Fizik olarak da, mental evet. olarak da daha hazır olması lazım. Ama öyle bir e, evet. görüntü de değildi sanki yaptığı harekette onu gösteriyor. Şimdi hocam malum bugün dev maçlar günüydü. Büyük derbiler. Hı hı. E, işte İngiltere'de, İspanya'da her yerde çok güzel, çok özel, çok keyifli maçlar vardı. Ben de dedim ki madem öyle arkadaşlar hemen hazırladılar. El Clasico'yla e, bitirelim. Dört e, gollü bir maç daha var. Ama burada bir de kazanan var efendim. El Clasico'yu izleyelim. Bizler toparlarken takım oyunu ekibi de gelecek efendim. Çok güzel, çok keyifli bir özet geliyor. Hadi hep birlikte seyredelim.